Değerli arkadaşlar, bu dersimizde zoom komutlarından bahsedeceğim. AutoCAD içerisinde çizim yaparken ekranınızı kendinize doğru yakınlaştırıp uzaklaştırmak istediğinizde zoom komutlarından faydalanabilirsiniz. Bunu mouse'unuzun scroll tuşuyla da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilirsiniz 3 tuşlu mouse'larda, artık yeni nesil mouse'ların birçoğunda orta tarafında bir tekerlek mevcut. Bu tekerleği ileri geri yaptırarak AutoCAD içerisinde yakınlaşma ve uzaklaşma yapabilirsiniz. Örneğin mouse'umuzu 45 derece üzerine doğru yaklaştırıyorum, yazının üzerine doğru ve scroll dediğimiz tekerleği ileri doğru ittirmeye başlıyorum. İleri doğru ilerledikçe görmüş olduğunuz üzere yazı yaklaşıyor, geri doğru çekiyorum ve uzaklaşmaya başlıyor. Mouse'umu ne tarafa hareketlendirirsem ve tekerleği ileri doğru ittirirsem o bölgede yakınlaşma olacaktır arkadaşlar. Bakın, üzerine getirdim ve geri çekiyorum. Şimdi şu bölgeye doğru hareketlenelim. Geri çekiyorum ve bu bölgeye doğru yakınlaşıyorum. Bu şekilde mouse'umuzu orta tuşunu ileri geri hareket yaptırarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Eğer scroll tuşunun üzerine basılı tutarsak bir pan dediğimiz el işareti çıkacaktır ve bu komut sayesinde ekranımızdaki nesnelerin yeri değişmeyecek. Sadece kağıdı, ekran kağıdını diyelim, ileri geri hareket ettirmek için kullanacağız. Bakın, şurada da aynı komutu bulabilirsiniz. Yapacağınız işlem, şu anda komut içerisindeyim. Ekranın herhangi bir yerinde mouse'u basılı tutup bırakmadan hareket ettirmek. Bıraktığımda artık bakın el serbest halde hareket etmeye devam ediyor. İstersek bu işlemi komuta girmeden scroll, yani tekerlek butonunun üzerine basılı tuttuğunuzda aynı işlemi görecektir. Asıl komutumuz bizim zoom komutuydu. Pan komutu da bununla beraber çalışan yan bir komuttur arkadaşlar. Home tab altında, view tab altında Navigate 3D bölümünde arkadaşlar zoom komutlarını bulabilirsiniz. Buradan örneğin Extends dediğimiz ekrana sığdır, uzat komutudur arkadaşlar. Ne kadar alanda olursanız olun ekranınızdaki bütün nesnelerin tamamının ekrana sığdırılmış şekli halinde, yani boşlukların bırakıldığı, dışarıda bırakıldığı, ekrana sığdırıldığı bir komuttur. Bunun ayrıca window komutuyla beraber pencere şeklinde bir zoomlama işlemi gerçekleştirirsiniz. Yapacağınız işlem window komutunu seçtikten sonra ekranın herhangi bir yerine tıklamak ve şu anda bakın mouse'um birinci noktaya tıkladı ve pencerenin ikinci noktasını tıklamak ve böyle bir pencere oluşturarak zoomlama işlemini gerçekleştiriyoruz ve nesneye doğru yakınlaşmış oluyoruz. Previews bölümünde arkadaşlar bir önceki zoomlama bölümüne geri dönüyoruz. Bakın, bir önceki aldığımız zoom, yani undo komutunu kullanmıyoruz. Burada yaptığımız işlem sabit, ancak bir önceki zoom bölümüne geri dönmüş oluyoruz. Real time'de gerçek zamanlı bir zoomlama gerçekleştirilebiliyor. Bakın, şu anda mouse'umun ucu artı ve eksi olarak belirdi. Şimdi mouse'umu herhangi bir şekilde tıklamadım, serbest şu anda. Ekranın şurasında mesela mouse'umun sol tuşuna basılı tuttum. Bakın, aşağı doğru çektiğimde küçülüyor, yukarı doğru hareketlendirdiğimde yakınlaşıyor. Bu şekilde gerçek zamanlı. Şu an mouse'u bıraktım. Basılı tutuyorum, çekiyorum, bırakıyorum. Basılı tutuyorum, çekiyorum, bırakıyorum. Böyle aşağı yukarı oynatma şansına sahibiz arkadaşlar. Real time dediğimiz gerçek zamanlı zoom komutuyla. All komutunda da ekranda ne kadar nesne varsa ölçeğine göre, yani çizdirmiş olduğumuz kağıt boyutumuzun limitleri dahilinde ekrandaki bütün nesnelerin gösterildiği bir komut arkadaşlar. Dynamic'te ise bakın şöyle bir kare çıkıyor şu anda, bakın ortası X şeklinde. Ekranda sol tuşumla basıyorum ve küçük bir tane kare oluşturuyorum. Ve karenin şöyle ekranın herhangi bir yerine tıklayıp şöyle ve bunun üzerinde sağ tuş tıkladığımda Enter diyorum. Bu bölüme, karenin içine yaklaşmış oluyor. Bir tür window komutuna benziyor, ancak tam window değil. Bakın şu anda ortada bir kare var. Ekranı rastgele bir yerine tıklıyorum. İstersem kareyi büyütüp küçültebilirim. Ben şu şekilde küçültüyorum. Küçük bir kare yaptım. Şimdi mouse'um serbest. Şöyle sıfırın üzerine gelip istersen buradan Enter tuşuna basabilirim klavyeden. Ve böylece o bölgede bir zoomlama işlemi gerçekleştirebilirim. Scale bölümünde ise bir ölçek veriyoruz arkadaşlar. Nokta 5 yazıp Enter'ladığımızda bulunduğu ölçeğin nokta 5 daha detayına giriyor. Yeniden girelim. Buraya 2 yazalım. Bakın,
daha fazla bir yakınlaşma söz konusu. Böyle ekran görüntüsüne eğer ölçek yazmak isterseniz ölçeklerle ekranınızda zoomlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi size Center bölümünü anlatacağım. Komuta girdik. Şuradan şuraya bir tane çizgi çizelim ve bakın bu bölgeyi çizmiş olduğumuz bölgeye doğru bir merkez nokta oluşturuyoruz. Merkez nokta şu şekilde ve ne kadar zoomlanacak? Şurasını orta nokta sağlayacak. Şuradan şuraya diyelim ve bu bölgeyi bize yakınlaştıracak şekilde bir zoomlama işlemi gerçekleştiriyoruz Center ile beraber. Objekte ise seçtiğimiz bir objeyi kendimize zoomlayabiliyoruz arkadaşlar. O nesneye doğru uzun bir yaklaşma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Son olarak da in ve out komutlar var. In komutu yaklaşma, out komutu da uzaklaşma için kullanılan bir komuttur arkadaşlar. Tabii biz burada daha çok yaptığımız işlem mouse tuşuyla, mouse'unuz eğer tekerlekliyse yani scroll varsa üzerinde bununla beraber istediğimiz gibi yaklaşma, uzaklaşma ve pan komutunu da aynı anda kullanarak AutoCAD içerisinde etkin bir çizim yöntemi oluşturabiliyoruz. Değerli arkadaşlar, zoom komutunu ayrıca Z Enter'la da çalıştırabilirsiniz. Bakın burada yine aynı komutlar mevcut. All Center, Dynamic Axis, Previous, Scale, Window ve Object şeklinde. Buradan da çalıştırma şansına sahipsiniz. Yine şurada alt kısımda da göstermiştik. Buradan da aynı komutlara ulaşmanız mümkün. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde zoom komutunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.